Evet. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben de Mehmet. Şimdi biz bir video serisi başlatmaya karar verdik Mehmet'le. Buradaki temel amacımız da size fotoğrafla alakalı sahip olduğumuz, öğrendiğimiz, sahip olduğumuz bilgileri, öğrendiğimiz şeyleri birazcık daha Türkçe lisanıyla anlatabilmek. Şimdi öncelikle biz kısaca biz kimiz, biz ne yapıyoruz ondan bahsedelim. Biz Mehmet'le beraber yaklaşık 10 yıldır beraber fotoğraf çekiyoruz. Bunun dışında da çok ciddi şekilde dünyada olup biten fotoğrafla olup biten şeyleri izliyoruz. İngilizce kaynaklardan, video bloglardan. Tabii birçok bilgi var fotoğrafla ilgili ama bunların büyük çoğunluğu İngilizce. Dolayısıyla da belki herkes takip edemez diye biz birazcık daha bu bir gelen onlarca, yüzlerce bilgi arasından önemli olduğunu düşündüğümüz şeyleri seçip size anlatmaya çalışacağız burada. Zaten ilk kurduğumuzda bir Facebook grubumuz var. Evet. İlk öyle başladık aslında işin hikayesi. Evet, Photobox grubun ismi Facebook'ta. Herkesin üye olabileceği bir grup. Tabii Photobox aslında biraz daha fotoğrafta retouch ve ışık kullanımıyla alakalı bir grup aslına bakarsanız. Yani temel fotoğrafla ilgili çok fazla bir şey yok orada. Biz ne yapıyoruz Photobox grubunda? Dediğimiz gibi izlediğimiz, takip ettiğimiz bloglardaki insanlara, arkadaşlarımıza faydalı olacağını düşündüğümüz şeyleri orada yayınlıyoruz. Tamamen ücretsiz bir grup. Herhangi bir reklam vesaire gibi bir amacı yok. Dolayısıyla siz de çok rahatlıkla isterseniz üye olup takip edebilirsiniz. Oldukça faydalı şeyler var. İnsanlar yorumlarını da yazabiliyor. Evet, yorumlarını da yazabiliyor. Yurt dışından üyelerimiz de var o grupta ama asıl dilimiz Türkçe orada konuştuğumuz ama yayınları paylaştığımız için o yayınların dili İngilizce oluyor. İşte biz buna burada bir nebze olsun biraz çözüm üretmeye çalışacağız. Çünkü hakikaten Türkçe neredeyse hiç kaynak yok. Çok iyi Türk fotoğrafçılar var. Evet. Özellikle İstanbul'da çok fazla fotoğrafçı var. Çok fazla da atölyede var. Ama Türkçe içerikli çok fazla video, çok fazla bilgi, belge, çok fazla ne yazık zaten yok. Zaten Türkiye'deki kursların çoğu hep giriş seviyesinde verip ondan sonra hobi olarak insana devam etmeye yönlendiriyor. Ama işin daha detayını öğrenmek isterseniz hep bu yabancı yayınlara yönelmeniz lazım. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Evet. Yabancı dil bilmiyorsanız bayağı bir aslında duvara tosluyorsunuz. Dolayısıyla biz daha temel şeylerle başlayacağız fotoğrafla alakalı. Bugünkü konumuz aslında çok temel. Ama gittikçe tabii sizden gelecek olan yorumlara, sizden gelecek olan taleplere göre de daha fotoğrafın daha kapsamlı kısımlarına da girmeye gayret edeceğiz. Fotoğraf ışığı da belki zaman zaman anlatacağız veya o ışık ekipmanlarından da bahsedeceğiz. Ama ilk başlangıcımız fotoğrafın temel argümanlarıyla ilgili olacak. Bugünkü konumuz da aslında bakarsanız bu aralar pek çoğumuzun kafasını karıştıran bir konuyla ilgili. Hem Mehmet'e hem bana kendi yakın çevremizden çok fazla gelen konulardan bir tanesi şu oluyor. İşte ben bir fotoğraf makinesi almak istiyorum, ne almalıyım? Genellikle zaten klasiktir. Fotoğrafçıya çevresine ne alacağım? Ne alacağım diye sormak. Tabii burada biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz kendi arkadaşlarımıza ama her geçen gün geçtikçe daha fazla çeşit ve yeni teknolojiyle beraber daha fazla seçenek ortaya çıkıyor. Biz bugün bu seçenekler içerisinde özellikle son yıllarda kategori olarak ayrışmış iki kategoriden bahsedeceğiz bugün. Bir tanesi SLR makineler, bir tanesi de aynasız makineler. Daha eskiden point and shoot denilen doğrult ve çek denilen çok basit makineler vardı ama onlar artık piyasadan silindi çünkü cep telefonları o işi görüyor. Zaten o tarz bir şeyi isteyen için cep telefonu çok daha pratik bir çözüm. Evet. Bayağı da bir insan artık iPhone'lardan, Android telefonlardan çekiyor. Orada yani cep telefonu üzerindeki fotoğraf teknolojisi gelişiyor, gelişmeye devam edecek. Evet. Sürekli çözünürlük yükseliyor, yeni özellikler geliyor. O makinelerin kapasiteleri ve kabiliyetleri artıyor. Bu bir kere bir seçenek, yani bunu böyle görmek lazım. Fotoğraf makinesi dediğimiz şeyin akıbeti biraz da özellikle amatör kullanıcılar için fotoğraf telefon üzerindeki teknolojiyle çok bağlantılı. Belki bir gün çok da uzun olmayan bir zaman diliminde çok giriş seviyesi dediğimiz tarzdaki fotoğraf makinelerini artık görmeyeceğiz. Çünkü zaten elimizdeki telefonlar
o makinelerin bize verdiği bütün fazla veriyor. Ve taşınması son derece kolay ve sürekli yanınızda zaten. Evet, sürekli yanınızda. Tabii iki tane probleminiz var burada. Bir tane ciddi probleminiz var, o da şarj. Evet, şarj var. Bana göre diğer problemi de lens konusu. Evet. Yani hep aynı açıda ve aynı şekilde çekiyorsunuz. Ama onun için de evet lensler çıkıyor. Ha, biliyorum sen almıştın. Ben çok basit bir iki tane aldım. Bence sonuç hiç fena değil. Ama hani BNH'de falan da baktığım zaman gerçekten yüksek kaliteli, çok daha takıp çıkartması ergonomik olan Zeiss bile çıkartmış. Yani dolayısıyla orada yakın zamanda bence telefonumuza kaliteli lensler almaya başlayacağız gibi görünüyor. Çünkü telefonların son modellerinin artık 12 megapiksel civarında bir çözünürlüğe ulaştı telefonlar. Fazla yeter. Evet yani ama bu süreç devam edecektir. Bu çözünürlükler yükselmeye devam edecektir. Hatta bence bir süre sonra gezi fotoğrafçıları için bile yeterli seviyede fotoğraf zaten çeken. Zaten fotoğraf makinesinin üstündeki uygulamalar da rötuş işlerini gene yerine orada getiriyor. Orada bambaşka bir dünya var. Evet. Bence o tarafın en avantajlı olduğu kısım o. Çünkü onlarca application çıkıyor bu fotoğrafları işleyebilmek için ve bunların hepsi çok basit uygulamalar. En temel kullanıcı bile çok basit bir şekilde çok hoş görünen fotoğraflar elde edebiliyor. Dolayısıyla burası bir ilerleme kaynağı çok net olarak. Çok iyi uygulamalar. Ben hiç takip etmiyorum ama belki onun için bile ayrı bir bölüm yapabiliriz. Belki evet. Ama önce bir öğrenmemiz lazım. Evet şimdi aynasız ve aynalı makine işiyle başlayalım. Aynalı makine. Aynalı. Şimdi işin şeyi SLR denilen filmler, makineler. Bunların tarihi aslında 1900'lerden sonraya denk geliyor. Evet. İlk aslında çıkan 35 mm filmi değiştirebilir makine Leica denilen ve bugün de hala satılan, dijital ve filmi satılan ve son derece pahalı olan bir makine. Bunlara rangefinder yani ikinci bir aslında bakma noktası var. Siz buradan bakıyorsunuz ama film lensin arkasında yer alıyor ve siz yaklaşık aslında bakarak çekiminizi yapıyorsunuz. Tabi birebir örtüşmediği için tam istediğiniz kadrajı oluşturamayabiliyorsunuz. Ama sapma payının ne kadar olduğunu biliyorsunuz belki. Evet, zamanı zaten kullana öğreniyorsunuz. Onun dışında bir problemi yok. Ama ESA'lar çok daha farklı bir mantığı var. ESA'lar, özür dilerim orada kestim. Evet. Burada esas sorun zannediyorum şeyde kaynaklanıyor değil mi? Şimdi mesela bir zoom lens takmak istediğimde o zaman senin gördüğün açıyla lensin gördüğü açı arasındaki fark çok ekstrem oluyor ve artık anlamsızlaşıyor. Bu makinelerin en büyük şeyi hani belli bir açı aralığında sen hareket edebiliyorsun. Tabii Leica'larda baktığında zoom takılıyordur muhtemelen ama en çok kullanılan 35 ile 50 milimlik. Dolayısıyla bu aynı şekilde şey için de geçerli. Hani bugün kullandığımız geniş açı lensleri de oraya takıp kullanmak istesen gene gördüğün farklı olacak. Çektiği arasında fark olacak. Bu farkla açıldığı oranla profesyonel bir kullanıcı için kabul edilebilir bir sapma değil. Yani onu hesaplamak zor. Şimdi SLR kameralarda olay farklı. Aslında biraz periskopa benziyor benim de denizaltı periskoplarına. Dışarıdan gelen görüntü siz baktığınızda bir aynayla sizin baktığınız vizöre görüyor ve siz birebir lensin gördüğü görüntüyü izleyebiliyorsunuz. Bunu bu tarafa ben anlatayım. Şimdi ikinci versiyon makineler, SLR dediğimiz makineler. SLR teknolojisinde bu bir önceki teknolojide lensin gördüğüyle sizin vizörden gördüğünüz arasındaki sapmayı engellemek için fotoğraf makinesi üreticileri bir ayna ve prizma kullanıyorlar. Bu tür makinelerde lensin içinden gelen görüntü filmin ya da bugün dijital makinelerde sensörün hemen önünde bulunan aynadan yukarıya yansıyor. Tabii bu yansıma işlemi ters oluyor. Buradaki şu bölümde bulunan prizmadan da görüntü düzeltilip vizöre geliyor. Dolayısıyla bu şunu sağlıyor. Siz baktığınız vizörden baktığınızda fotoğraf makinesinde kullandığınız lens hangi açı ve hangi kadrajı görüyorsa siz de birebir onu görüyorsunuz. Evet. Bu tabii o günkü teknoloji için ya da biz bunu kullanmaya çok alışkınız ama o günkü fotoğrafçılar için inanılmaz bir fark, inanılmaz bir
değişiklik. Çünkü hangi lensi takarsanız takın makineye, birebir lensin gördüğü açıyı görüp ona göre kadrajınızı yapıp dolayısıyla ne çekiyorsanız onu birebir filminizde veya bugün dijital sensörünüzde görebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir özelliktir fotoğraf teknolojisi için ve dolayısıyla da yaklaşık olarak bir 100 sene kadar, 80 sene kadar baktığınızda sanırım 98-97'lerdi ilk öyle dijital makinelerin daha önceden çıkması. Evet, daha evet. Halka indiği zamanlar 4 senelerdi. Onlar çıkmaya başlayana kadar ki bakıldığında dediğin gibi 70 sene, 60 sene. 60 sene bütün fotoğraf dünyasındaki hükümranlığı sadece SLR'ındı. Medium format makineler var, onlar da benzer teknoloji kullanıyorlar, aynı teknoloji kullanıyorlar. O ayrı bir segmentti ama SLR makineler 60-70 sene boyunca bütün fotoğraf camiasında neredeyse kullanılan tek tip makineydi. Orada da Zeiss vardı, Nikon vardı, Canon vardı. Olympus yine vardı, son zaman vardı, Minolta vardı, bir sürü marka vardı. Bugün markalar bir kısmı var, yoruldu. Bir kısmı gitti, bir kısmı devam ediyor. 10 sene önce Mehmet. İşte 90'lı. Ben de 90 yılında almıştım ilk aynasız makinemi, Nex 3, sonra Nex 3. Sonra işte aynasıza gelmemiz gerekiyor. Sonra işte bu 2010 yılında ilk aynasıza, yani ilk dijitaller 1996-97'lerde halka açıldı. İlk makine sanırım Minolta'nınmış hatta. Ondan sonra da bu aynasız teknolojisi geldi. Aynasız teknolojisi biraz daha farklı. Bu prizma ve ayna olayı yok. Yok. İçerisinde bir ayna olayı yok. Tabii ilk aynasız makinelerden bu içeride bir ayna olmadığı için vizörden kadraja bakmak olayı yoktu. Dolayısıyla ekranın kendisinden bakmanız gerekiyordu. Bu ilk başta açıkçası ben de dahil olmak üzere bütün fotoğrafçıları biraz rahatsız etti. Çünkü biz kadrajdan bakıp ona göre çekmeye çok alışmış. Bir de güneşli ortamlarda falan çok zor hale geliyor. Güneşli ortamlarda bu monitörden görüntüyü görmek, sağlıklı görmek çok zordu. Tabii buna üreticiler hemen ufak tefek çözümler ürettiler açıkçası. Benim de bir dönem kullandığım ve eski makinemde hala kullandığım şey şuydu. Bizim daha önce çok önceden kullanılan loop dediğimiz işte dışarıda görüntüye, fotoğraf makinesi kadraj ekranından görüntüye bakmak için üretilmiş cihazlar vardı, ufak basit cihazlar. Bu cihazları makinenin üzerine sabitlemek yöntemiyle biraz uzun bir kadraj yaratan çözümler oldu ama bunların hiçbirisi tam olarak SLR makinelerdeki konforu vermedi. Dolayısıyla biraz da bu sebepten dolayı bana göre aynasız makinelerin çok küçük olmalarına rağmen, çok ergonomik olmalarına rağmen hızlı bir girişte çok yapamadılar. Evet, bir aslında bir geçiş dönemi, bir teknoloji gelişme dönemi yaşadı. 4-5 sene bocaladı bu makine. Biraz da şey oldu, aynasız hani fotoğrafa yeni girenlerin biraz daha aldığı, profesyonellerin çok yakından durmadı. Çünkü başka sorunları da vardı, onlara da değiniriz. Hani şimdi gelişmiş bu özellikler neyi kapandı, neyi kapandı. İstersen yavaş yavaş karşılaştıralım avantajları. Birincisi, Onun sözünü kestim, özür dilerim. Ona başlamadan önce sonra ne oldu? Sonra elektronik vizör dediğimiz şeyi buldular. Bu elektronik vizör tıpkı aynalı makinelerdeki işi yapıyor ancak bunu bir ayna veya prizma ayrıca değil, elektronik minik bir aslında ekran var, minicik bir ekran var. Bakarsanız ve sizin aslında arkadaki ekrana gönderdiği görüntünün aynısını oradaki minik ekrana da gönderiyor ve ama bu size tabii birebir görüntüyü görme imkanı sağlıyor. Bu elektronik vizörlerdeki ilk sorun burada kalitenin çok yüksek olmamasıydı. Evet. Özellikle ışığın az olduğu bölümlerde, yerlerde fotoğraf çekerken elektronik vizörden gördüğünüz görüntü ekrana bakıyorsunuz. Evet, çok kaliteli değildi. O biraz işte bir fotoğraf çekenin rahatsız ediyordu. Elektronik vizörlerin görüntü aktarma hızlarında biraz problem vardı. Özellikle fotoğraf çektikten sonra tekrar elektronik vizörün devreye girmesi, sizin tekrar oradaki kadrajı görmeniz daha yavaştı. Ama şunu söyleyebiliriz ki gittikçe çok daha kaliteli görüntü veren, kapasiteleri, kabiliyetleri çok yükselen elektronik vizörler var. Artık çok hızlandılar. Dolayısıyla artık neredeyse çok bence yakın bir zaman içerisinde normal SLR'ın görüntü kalitesine çok yakın bir yere gelecekler.
Mesela benim kullandığım Olympus'ta hatta takılıp çıkarılabilen vizörü var. Evet, bunu da evet, göstereyim. Evet. Bu işte ilk tip makinelerden değil mi? Yani evet. Yani elektronik vizörü olmayan dışarıdan harici vizörü. Dışarıdan evet elektronik ama bir bağlantı noktası var. Normal hot shoe dediğimiz flash takılan yere. İsterseniz burada bir HDMI girişi var. Ve bu elektronik vizöründe buradan çıkartıp bu HDMI girişine takıp siz de birebir hatta arzu ederseniz yukarıdan bakma imkanımız farklı var. Evet. Aslında minik bir ekran. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi hani burada Sony ve Olympus görüyorsunuz. Bunu görmenizin sebebi birimizde Sony var, bir diğerimizde de Olympus var. Ama aynasız makine segmentine baktığınızda birçok markanın aynasız makinesi var. Canon'un, Nikon'un da var. Onun dışında Fujifilm min çok iyi aynasız makineleri var. Yine Sony'nin bir sürü iyi makinesi var. Bahsederiz zaten. Evet, Olympus'un yine çok başarılı aynasız makineleri var. Panasonic'in var, Leica'nın var. Artık Hasselblad'ın bile var herhalde, Phasic'in falan filan. Yani hemen hemen her markanın, piyasada bugün aktif olarak bulunan her markanın aynasız seçeneği var. Bu seçenek çok gelişen bir seçenek, büyüyen bir seçenek. Ve ben yavaş yavaş şunu da görüyoruz ki artık profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını bile cevap verebilecek seviyede. Bazıları kullanılıyor. Zaten onları da marka bazında değiniriz şimdi. Makinada çıkmaya başladı. İstersen bir karşılaştırayım. Evet. Avantajlarını, dezavantajlarını. Evet, tamam. Ben istersen SLR'ı alacağım. Sen de aynasızı. Anlaştık. İlk başlayalım. Kadraj. Aslında kadraj aynı SLR makinelerde lensler ne geliyorsa aynısını vizörden görüyorsunuz. Bir sapma payı yok. Başka da bir şey yok. Sanırım bu konuda aynasından hiçbir farkı yok. Evet, şu an. Yani hatta bu standardı koyan makine tipi bu. Yani bütün fotoğrafçılar ne kadrajda lens ne görüyorsa onu vizörde görme lüksüne sahip oldular SLR makineleriyle beraber. Ve bunu artık kimse kaybetmek istemiyor. Ama SLR makinelerin bazı ekstra avantajları bence var. Çünkü bir kere artık 60-70 yıldır SLR makine yapılıyor ve bu makinelerin arkasında çok büyük bir teknolojik bilgi birikimi var. Onlarca değişik sorunu zaman içinde çözmüş. Şu anda çok stabil makineler bana göre. Arıza hata oranları çok düşük. Eğer başına hiçbir şey, yani başına bir şey gelmiyorsa. Hatta artık hani ufak tefek düşmelere, su, toz vesaire gibi temaslara maruz kalmaya da dahil olmak üzere dayanıklı makineler. Dolayısıyla tabii bu özellikle profesyonel kullanıcılar için çok büyük bir lüks. Çünkü düşünün ki bir seyahat fotoğrafçısınız veya bir düğün fotoğrafçısınız veya herhangi bir alanda çalışan bir fotoğrafçısınız ve bir yere çekime gittiniz. Orada başınıza gelebilecek en büyük, en kötü şey sisteminizin çalışmıyor olması. Dolayısıyla SLR makineler bu anlamda çok güvenilir makineler. Hata oranları, arıza oranları çok düşük. Çok rahatlıkla 4 yıl, 5 yıl stabil bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben çok daha uzun kullandığım makinem var. Daha uzun var. Bir sonraki şey ışık stüdyo kullanımı avantajı. Şimdi bence burada SLR'ın bir avantajı, siz buradan baktığınızda daha flaşlar patlamadan stüdyodaki ortamı aynen görüyorsunuz. Eğer ışık ölçümünüzde doğru, flaş ölçümünüzü doğru yaptıysanız bastığınızda, model sıçradığında vesaire, bastığınızda, çektiğinizde flaşlar patlıyor ve ayna kalkıp görüntüyü alıyor. Bu çok sorunsuz bir çalışma şekli. Evet. Çok hızlı ama şu anda aynasız makinenin elektronik vizörleri de yavaş yavaş bu soruna cevap verebilecek kapasiteye geliyorlar. Henüz %100 geldiğini söyleyemem. Orada hala ufak tefek gecikme payları var ama çok hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Yakın zamanda bence o elektronik vizörlerde bu kadar seri fotoğraf çekilebilir hale gelecekler diye düşünüyorum. Bir de aynasızlarda sanırım ek bir ayar gerekiyor. Biz mesela Fuji ile bir deneme yapmıştık. Evet, ışık için. Evet. Çünkü eğer flaşa göre ayar yaptıysanız çekilecek ortamı gösterirken flaş çakmadığı zaman kapkaranlık bir şey görüyorsunuz. Orada ekstra ayarlamalar yapmak gerekiyor. Dolayısıyla onlar o seçenekleri içine koyuyorlar. O seçenekleri içine koydukları, yani bu teknolojide öyle bir seçenek yok. Yani diğeri gibi bir seçenek söz konusu olmadığı için bu direkt olarak öyle çalışıyor. Elektronik versiyonda bunlar bir seçenek. Dolayısıyla sizin ayarlarınızı iyi yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla hani aynasız makine kullanıyorsanız birazcık
makinenin bu detaylı ayarlarını iyi dikkat etmek gerekiyor. Bir de enteresan bir şey, bizim hala çözemediğimiz bir şey. Özellikle profesyonel kullanıcıysanız, bu kullandığınız makinenin büyüklüğü sizin profesyonel algınıza bir katkı yapıyor. Müşterileriniz elinizdeki makine büyük olduğunda sizin daha profesyonel olduğunuzu düşünüyorlar. Bunu ne zaman aşacağız bilmiyorum ama şu anda böyle bir şey var. Öyle ki hani aslında daha küçük bir makinenin kabiliyetleri, yetenekleri veya kalitesi çok daha diğerinden fazla olabilir ama o makineyi koyduğunuzda sanki daha basit ya da profesyonel olmayan bir tavır sergiliyormuşsunuz gibi düşünebiliyorlar. Ama şu var, bu büyük olmasının dezavantajı da ben aynasız Olympus Pen'i alana kadar yurt dışı seyahatlerimde Canon makinamı götürüyordum ve şöyle bir gerçek var. Bir haftalık tatil boyunca yanıma 2 gün alabiliyordum. Çünkü ondan sonra artık taşımak istemiyorsunuz. Evet. Şimdi aynasız makinenin aslına bakarsanız en büyük avantajı bu. Ve bu çok ciddi bir konu. Yani Mehmet'le ben de artık yurt dışına veya herhangi bir yere gittiğimizde orada seyahat sırasında fotoğraf çekilecekse kesinlikle SLR makine tercih etmiyoruz. Dolayısıyla eğer amatör bir kullanıcıysanız, fotoğrafa yeni başlamışsınız, işte seyahatlerinizde gittiğiniz, gördüğünüz yerlerde daha iyi fotoğraflar çekmek için fotoğraf makinesi almak istiyorsanız bence kesinlikle SLR aynasız makine, özür dilerim, almalısınız. Çünkü hakikaten aradaki ağırlık farkı çok fazla. Bu makineyi boynunuza asıp çok rahatlıkla hiç size bir ekstra külfet yük bindirmeden saatlerce gezebiliyorsunuz. Bu sizin çektiğiniz fotoğraf sayısının artmasına çok net olarak katkı yapıyor. Çünkü öbür günde çantaya koymak istiyorsunuz, o ağırlıktan kurtulmak istiyorsunuz ve fotoğraftan gittikçe uzaklaşıyorsunuz. Çıkartmaya bile üşeniyorsunuz. Evet, çıkartmaya üşeniyorsunuz. Yani sürekli bir yerlerde oturup dinlenmek zorunda kalıyorsunuz. Yani aynasız makineyle bir saat veya daha fazla süre aralıksız yürüme imkanı varken eğer bir SLR makinesinde dolaşıyorsanız bu çok daha kısalıyor. En azından bizde böyle oluyor. Dolayısıyla bizim çok net olarak tavsiyemiz şudur ki eğer siz bir gezi fotoğrafçısıysanız, hatta belgesel fotoğrafçısıysanız, işte seyahatlerinizde fotoğraf çeken, amatörce bu işi yapan bir kişisiniz bence çok hatta bir düğün şekilde, fotoğrafçısıysanız. Hatta düğün fotoğrafçısıysanız artık. Ki gittikçe düğün fotoğrafçısı arkadaşlarımızın da yavaş yavaş buraya geçtiğini görüyoruz. SLR aynasız makinelerdeki bir handikap şu bizim gördüğümüz. Bunların pil performansı, bu makinelerin genel olarak pil performansı. Hemen hemen hepsi için söyleyebiliriz. Bu makinelere göre biraz daha kötü. Tabii bunun en temel sebebi makine küçük olduğu için içine koyduğunuz pil de doğal küçük olmak zorunda kalıyor. Bir haline. De sürekli ekran açık, büyük bir ekran var. Evet, sürekli bir ekran açık çünkü ya dediğimiz gibi içeride de bir küçük vizör var, o da bir ekran. Ya da sizin arkadaki bir daha büyük olan ekrana geliyor görüntü. Dolayısıyla sürekli bir ekrana görüntü gönderdiği için makine daha fazla enerji harcıyor. İkincisi pili küçük, dolayısıyla taktığınız pilin kapasitesi daha az. Daha kolay bitiyor dolayısıyla. O nedenle eğer bir aynasız makine alıyorsanız mutlaka 2 ya da 3 pil almalısınız. 2 minimum zaten. 2 minimum almalısınız. Hatta 3-4 sizi çok rahatlatır eğer uzun süre bütün bir fotoğraf çekeceksiniz. Pillerin markalardan markalara performanslarında ufak değişiklikler var ama genel olarak pil performanslarının düşük olduğunu, uzun süre gitmediğini ben Olympus'ta 2 pil kullanıyorum. Artı şarj aletimi de mutlaka yanına getiriyorum. Canon olsaydı 2-3 pille bir tatil, 2 pille çok rahat çok bile rahat, çıkar. Evet, evet. Canon özellikle pil performansı konusunda hakikaten sonra lens konusu var. Lens konusunda SLR makinelerin lens farkı çok fazla. Tabii senin dediğin gibi 80 yıllık neredeyse bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani bir Canon makine, bir Nikon, hatta Sony SLR cinsi makinelerde çok fazla çeşit lens var. Üçüncü parti üreticiler hani Tamron, Sigma, Zeiss gibi firmalar bile bu Canon, Nikon gibi markalar için lensler üretiyor. O yüzden lens bakımından her çeşit giriş seviyesi veya en üst seviyede lens bulmakta hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. İkinci lens bulmak konusunda aynasız makinelere gelince dediğim gibi aynasız makineler bir
10 yıllık ömürleri olmasına rağmen, işte 10 yıllık ömür aslında önemli bir şey. Çünkü neden derseniz, yani dijital makine dediğimiz şeyin ömrü bugün 20 yıl civarında. İşte 97'de çıktığını varsayarsanız 2017'deyiz. 20 yılda dijital makine teknolojisi inanılmaz bir yere geldi. 10 yıl dolayısıyla hani bu teknolojide çok öyle az bir zaman değil. Dolayısıyla o dediğimiz gibi, yani videonun başında söylemiştik, biraz ilk 5 yıl biraz bocaladı bu makineler. Ama şimdi özellikle de profesyonel kullanıcıya da hitap eden makinelerin çıkmasıyla beraber, aynasız olarak aynasız makinelerin lens parkurlarında çok ciddi gelişme oldu. Artık Zeiss da üretmeye başladı. O üçüncü parti dediğimiz işte Tamron'udur, Sigma'sıdır, Rakinon'udur, Samyang'ıdır, bu yeni Koreli üreticiler vesaire. Çok fazla şey lensi var, aynasız lensi var ve eskiden bir handikaplı şuydu. Aynasız makinelerin lensleri birazcık daha düşük kalitede, birazcık daha orta segment lenslerdi. Çok üst klas. Çünkü giriş seviyesi insanlar alıyordu. Çünkü bu biraz da ekonomik bir konu. Lensin kalitesi yükseldikçe fiyatı da yükseliyor. Ama şimdi çok üst seviye lenslerde var aynasız makineler için. Yalnız şu var, özellikle aynasız makinelerde lensler kaliteli oldukça da bayağı ağır hale gelmeye başladı. Hatta hatırlarsan geçenlerde bir izlediğimiz bir videoda da o kişi bunu karşılaştırmıştı. Şöyle bir sonuca varmış. O da enteresandır. Bence hani üzerinde iyi düşünmesi gereken bir konu. Onun argümanı şuydu. SLR makine ağırlığıyla bu lensleri kullandığınızda aynasız makine ağırlığı arasında hiçbir fark yok demişti. Çünkü SLR makinelerde body ağır, lensler hafif. Aynasız makinelerde body hafif ama lensler ekstra ağırdı. Çıkmıştı. Sonuçta böyle baktığınızda total taşıdığınız ağırlık çok büyük bir fark, fark bulamamıştı. Bu da bir enteresan. Özellikle de işte bu Sony'nin falan lenslerinde, üst kaliteli lenslerinde bir ağırlık konusu var hakikaten. Ağır o lensler. Bir de aynasızlarda şunu açıklayalım. Birkaç tip var. Micro Four Third dediğimiz motoru var. Sensörle alakalı sensör bir şey var. Evet, çünkü tamam, buna geçelim ki ortam format aynasızlara da bir atlama yapalım. Atlama yapabilir. Evet. APS tipi APS sensörü var. Sony'nin galiba. Sony'nin sensörü bu. Bir Micro Four Third diye bir şey var. Onu Olympus, Fuji, Panasonic evet. Başka marka var mı? Sanırım birkaç marka daha var. Bayağı bir aslında kararlaştırmış ortak bir standart olarak sensör şeyi. Ve bu sayede çok önemli bir avantajı var. Eğer Micro Four Third bu Olympus kameranın da olduğu gibi alırsanız, mesela Olympus bir makine alıp Panasonic veya Fuji Micro Four Third lens takabiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün makinelerin lensleri birbiriyle kullanabiliyorsunuz. Evet. Ama şöyle bir detay var. Micro Four Third'den daha büyük APS sensör büyüklük olarak. Dolayısıyla sensör büyüklüğü göz ardı etmemeniz gereken bir unsurdur. Mesela bize göre 16 megapiksellik bir sensörle sınırlısı şu anda piyasa en azından. Evet, bu sebepten dolayı. Dolayısıyla Sony'nin sensörü bir tık büyük olduğu için o biraz daha yüksek çözünürlüklü makineler yapabiliyor. Bir de full frame sensörler var aynasızlarda da. Bu da markaların büyük çoğunluğunda yavaş yavaş artık full frame sensöre sahip makineler çıkmaya başladı. Çünkü profesyonellerin talep ettiği bir standart. Evet, standart. Çok uzun zamandır var olan, kullanılan bir standart full frame. Evet. 35 milimetrelik SLR makinelerin film boyutuyla eşit. Demek bu. Tabii bunun kalite açısından da önemli katkıları var. Belki bir bölümde bundan bahsederiz, anlatırız bunu. Ama eğer aynasız makine alacaksanız 3 tip sensör seçeneğiniz var önünüzde. Tabii amatör arkadaşlar için ikisi arasındaki fark o kadar radikal değildi. Evet. Çok rahatlıkla diğer makinaları da çünkü full frame aynı dediğimiz tam büyüklükteki sensörü alındığında da fiyat ona göre çok artıyor. Evet, bunları iyi yapmak lazım. Bir konumuz larımızdan bir tanesi de bu makine alırken nelere dikkat etmek. Bir sonraki bölümde bunu anlatırız. Bir sonraki bölümde bunu anlatacağız. Burada da bir sürü unsur var. Fiyata etki eden, etmeyen, aslında çok sizin için önemli olan, olmayan seçenekler var.
Dolayısıyla onları da dan da bahsettiğimizde aslında biraz da herhalde kafalardaki soru işaretleri gitmiş olur. Kısaca markalardan istersen bahsedip bölümün özelliklerini, artısını, eksini. Birincisi SLR makinenin iki kral ismi var. Herkesin çok bildiği. Evet. Canon ve Nikon. Ve hep fotoğrafçılar arasında da sürekli bitmeyen artık geyiktir diyelim. Bir ikisi sürekli çarpıştırılır. Bana göre biraz renk tonları arasındaki fark dışında lensleri bile neredeyse aynıdır. Aynen, birinde 24-70 varsa onda da aynı lens vardır. Evet. Ufak tefek farkları var ama ikisi de çok iyi makine. Hani Canon mu, Nikon mu diye bir soru hep soruluyor. Bizce ikisi de çok iyi bir marka. Ama biz Canon kullanıyoruz. Evet. Bu tamamen tesadüf eseri. Bir şekilde Canon'a başlamış oluyorsunuz ve lens yatırımınızı ondan... Evet, lens yatırımınızı yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla da İkisi de birbirine çok yakın kalitede makineler çıkarttıkları için de hiçbir zaman böyle değişiklik yapma ihtiyacı da aslına bakarsanız hissetmiyorsunuz. Bir dersimizde de buna değinelim Nikon ve Canon konusuna. Evet. Çünkü bazı ufak tefek şeyler de var aralarında veya daha pazarlamasal konularda yaptıkları iyi şeyler veya hatalar var ama bence Nikon aldığınızda da Canon aldığınızda da paranızın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Aynasız şeye gelirsek tam tersi bir durum var. Canon ve Nikon ikisi de aynasız konusunda pek becerikli çıkmadı. Becerikli çıkmadılar çünkü tabii onların çok fazla sayıda giriş seviyesi SLR makineleri var. Dolayısıyla da bu makinelerden de kazandıkları ciddi miktarda paralar var. Şimdi aynasız makine bu makinelere çok ciddi bir alternatif getiriyor. Dolayısıyla herhalde onlar oradaki kazandıkları paraları bir anda kaybetmek istemedikleri için biraz yavaş kaldılar. Bunu buradaki bu yavaşlığı Sony, Olympus ve Fuji inanılmaz derecede iyi değerlendirdi. Ve hatta artık yavaş yavaş bu markaların profesyonel kullanıcılardaki müşterilerini de alacak kadar tehdit etmeye başladı. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bir orta format makine segmenti vardı, bir SLR segmenti vardı, bir de check out dediğimiz, point shoot dediğimiz makineler, işte kompakt makineler segmenti vardı. Ve burada roller çok netti. Herkes kendi segmentinde oynuyordu, mücadele ediyordu. O segmentler arasında bir geçiş yoktu. Aynasız makinelerle beraber özellikle Sony'nin, Olympus'un ve Fuji'nin çok ciddi yatırım yapmasıyla beraber bu segmentler arasında da şeyler oynamaya başladı. Evet. SLR makine üreticileri çok yakın zamanda artık orta format makine üreticilerine tehdit oluşturacak markalar ve modeller çıkaracaklar. İşte özellikle bu senenin sonuna doğru göreceğiz onları. Aynasız makineler çok ciddi şekilde orta format. Orta formata da ama önce SLR makine üreticilerine, Canon'a ve Nikon'a ciddi sorun çıkarttılar. Çünkü çok ciddi pazar kayıpları oldu her iki markada da. Canon biraz daha video alanındaki hakimiyeti nedeniyle kendini biraz daha tutuyor pazar olarak ama Nikon özellikle çok kaybetti. Evet. Orta format da eskiden özellikle dijital orta format çok ünlü fotoğrafçıların çok iyi iş yapan. Evet. Çünkü bir orta format makinenin bedeli neredeyse bir lüks bir otomobil, yani orta sınıf bir otomobil fiyatına. Yani 25 bin dolardan başlayıp 50 bin dolara kadar giden. Bir de lens parkları da aynı şekilde. Lenslerle beraber yani bugün eğer bir orta format makineye yatırım yapacaksanız en azından 30-35 bin dolarlık bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunlar çok yüksek tutarlar. Orada son zamanlarda piyasaya gelen Phase One var. Evet. Dijital, bence dijital teknolojiyle beraber Phase One bir İsveç. İsveç Hasselblad da öyle. Markası. Orada daha eski markalar var, işte Hasselblad falan filan. Ama Mamiya vardı eskiden, onun bir alımlar oluyor. Evet, ben ama çok şu anda ederim. Herhalde en büyük şey Phase One'la Hasselblad arasında bir ciddi bir mücadele var orada. Ama dediğim gibi özellikle aynasız üreticiler yakın zamanda orta format çok dedikodu dönüyor Fuji ve Sony'nin bu pazara gireceği konusunda. Burada çünkü özellikle CMOS sensör dediğimiz bir sensör tipinde yapılmış orta format makineleri görmeye başladık. Fuji, Sony, Olympus, Panasonic. Başka unuttuğum bir şey var mı? Yine Canon, Pentax Nikon, var. Pentax, bir sürü seçenek var. Bizim tavsiyemiz şudur. Bence mutlaka
bütün makineleri fiziki olarak görmenizi tavsiye ederiz. Onları gidin, satan yerlerde mutlaka bakın. Biraz deneme çekimi yapın. Çünkü bazı insanlar bazı makinelerin ergonomisini seviyorlar, bazı insanlar da diğer makinenin ergonomisini seviyorlar. Alacağınız teknolojiler 3 aşağı 5 yukarı aldığınız fotoğraf makinesinin segmentine göre benzer olacaktır. Aralarında ufak tefek farklar olabilir ama çok büyük farklar olmaz. Hangisini daha çok sevdiyseniz, hangisi size daha fazla hitap ettiyse şekli şemaliyle onu alın. Ve bir tavsiyemiz de eğer özellikle yeni başlıyorsanız bir adım adım gidin. Hemen en pahalı makineyi almak, evet, en yüksek makineyi almak doğru bir şey değil. Aynasızlarda da ciddi fiyat farkları var, evet, özelliklerine var, göre. Var. Kendi aynı marka içinde bile, Fuji'nin evet, mesela evet, evet, XT10, işte. XT1 arasında ciddi evet, fiyat farkları var. O yüzden de yatırımı o havaya savurmayın. Aynen öyle. Çünkü makineler çok çabuk eskiyor. Siz çok pahalı ve üst segment bir makine almış olsanız bile, siz kendi fotoğraf kabiliyetiniz ve bilgi beceriniz olarak o makineyi tam olarak kullanacak noktaya geldiğinizde artık o makinenin teknolojisi eskimiş oluyor ve verdiğiniz para boşa gidiyor. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz budur. Bu bölümü burada bitirelim artık. Bize yorum yazmak isterseniz. Evet, mail adresiniz var. Biz kafamızda bir konular serisi oluşturduk ama tabii bu sizin talebinize çok açık. Lütfen bize öğrenmek istediğiniz, araştırılmasını istediğiniz veya bahsedilmesini istediğiniz bir konu varsa onu yazın. Onları da emin olun ki videoların sırasını alacağız ve mutlaka bir şeyler söylemeye çalışacağız. Mail adresimizi söyleyeyim, onu unuttum. photobox@diapolisimage.com ekranda da görüyorsunuz. Buraya mail atarsanız bu mailleriniz mutlaka bizim tarafımızdan okunuyor olacak ve dikkate alınıyor olacak. İşlerimize bakmak isterseniz gene diapolis.com evet, diapolisimages.com adresine ziyaret edebilirsiniz. Gene Facebook'taki gruba da katılmak isterseniz onun da adresi burada yer alıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen.